Akif Beki, 2024'te vergiden yana şansınız kaç? Şansınız sıfır gibi görünebilir. Fakat hemen üzülmeyin, vergide kaybeden kumarda kazanıyordur belki. İktidarın bir bildiği olmalı, yoksa halkın evine, arabasına, yakıtına ek vergiler, vergilerin üstüne esaslı zamlar koyarken şans ve bahis oyunlarında vergiyi yarıya düşürmezdi. %50 indirim geldi, milli piyango bileti almaya teşviktir bu. At yarışında, futbol bahislerinde de deneyebilirsiniz şansınızı, vergisi ucuzladı. Kullan at tuvalet kağıdı, lüks tüketim vergisine sokulmuştu. Elit işiymiş, yıka kullan taharet bezi halkın nesine yetmezmiş gibi. Tuvalet kağıdının KDV'si, benzinin ÖTV'si, arabanın MTV'si bu sene ikiye katlandı. Konutta da yeni vergiler yolda, Bakan Şimşek müjdeledi. İyi iyi, halkın işi artık şansa kaldığına göre kumarın, zaruri ihtiyaç kaleminden vergilendirilmesi de beklenirdi. Sıradan bir kapanış yakışmazdı, Türkiye yüzyılının başladığı sene bu. Böylece 2023'ün şahlanışları da taçlandırılmış oldu. Amaç, yasal oynamaya teşvik ederek yasa dışı sanal bahisle mücadele etmekmiş. İkramiyelerden vergi yüzdesi kesiliyordu. Yine kesilecek. Kumar kazançlarının vergilendirilmediği söylenemez. Müteahhit mi bunlar, niye muaf tutulacaklarmış ki? Yalnızca indirim aldılar. Başına kuş konan, milli piyango vuran talihliler, yarısını ödeyecek, o kadar. Başka kıyak yok. Verginin eki, zammı halka düşerken teşviki, affı, desteği niye hep müteahhitlere gidiyor da diyemezsiniz artık. Gerçi iktidar, vazgeçtiği vergileri toplasa halkın vergi yükünü ikiye katlaması, hazine arazilerini satışa çıkarması filan gerekmezdi ama o da bir ihtiyaç bazı sektörler teşvik ister. Bütçede bu sene bir trilyon lira daha fazla açık öngörülünce ne yapılacaktı? Tabii ki giderleri karşılayacak yeni gelir kapıları arandı. Tasarrufa, vergi harcamalarını kısmakla başlansa açık kapanabilirdi evet. Vergi harcaması vazgeçilen vergilere deniyor. İndirim, erteleme, muafiyet, şu teşvik bu istisna adı altında toplanmayan vergiler yani. 2023'te de toplanacak vergilerin %27'si kadar tutuyor bunlar. Ancak o zaman vergi avantajı ve ayrıcalıklarından yararlananları kim düşünecekti? Vergi kolaylığı sağlananlar da başı, işverene istihdam desteği dışında inşaat, enerji ve finans piyasası çekiyor. Ödül mü, kıyak mı, yoksa gerekli ve isabetli bir teşvik mi? Vergilerin neredeyse üçte biri kimlere bırakılıyor, ismen açıklanmadığından söylemek zor. Bu yıl ikiye katlanan vergi hedefi, 4 trilyon 270 milyar liraydı. Gelecek sene ikiye katlanacak hedefse 7,5 trilyon lirayı bulacak. Devletin kalem çektiği vergi alacakları, bu sene biriken seneye 2 trilyon lira dolaylarında gezinecek. Milli piyango ve şans oyunlarına vergi indirimiyle biraz daha büyüyebilir açık. Siz kapatacaksınız. Alınmayan vergiler, sizden çıkacak. Hadi şansınız bol olsun. Anayasaya uymamanın faturası halka. AYM, haklarının ihlal edildiğine ve içeride haksız tutulduğuna yine karar verdi. Hem de daha çok oyla. Ama Ceza Mahkemesi, hapisten Hatay milletvekili seçilen Tipli Can Atalay'ı tahliye etmemekte diretti. Ve topu bir kez daha Yargıtay'a attı. Kimin bu durumda ne yapacağı anayasada açık yazıyor oysa. Görev ve yetki karmaşası, bir belirsizlik filan yok. Mahkeme bile uymuyor, tanımazdan geliyorsa anayasa ayaklar altında demektir. Anayasada yazdığı gibi olmuyorsa kurallı değil keyfi yönetim vardır. Güçlü haklıdır, haklı ise bu düzende güçlü değildir, güvencesiz ve korumasızdır. O yüzden anayasaya karşı koymak, direnmek bedavaya gelmez. Hak, hukuk, adalet, vicdan, Allah korkusu bilmeyenler bile unutmasın. Hukuksuzluğun zararı sadece mağdurlarına dokunmaz. Ülkeye de ağır bir bedeli var. Size dokunmayan yılan, bin yıl öyle yaşayabilir ama size dokunmadan haksızlık, hukuksuzluk yaşayamaz. Mutlaka ucu gelir, bir yerde size dokunur. Canınıza, malınıza, hakkınıza, hürriyetinize dokunmasa cüzdanınıza dokunur. Mehmet Şimşek, bakanlığı devralırken kurallı yönetime geçmeden yatırım gelmez, demiyor muydu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi düzeltmek için yargı reformlarıyla hukuku düzelteceklerini söylemiyor muydu? Demek ki fakirleşmenizin sebebi keyfilik, kuralsızlık ve hukuksuzluk. Fakirlik sonuç. 2024 için yıllık asgari ücret belirlendi. Bugünkü kurla 570 dolarlara denk geliyor. Merkez Bankası'nın 2024 kur tahminine vurduğunuzdaysa şimdiden 400 dolarlara eriyor. 2000'den 2023'e tam 23 yıldır asgari ücretimiz, kabaca 250 ila 550 dolar arasında inip çıkıyorsa nedendir? Romanya, Bulgaristan arkadan gelip bizi sollarken, ABD ile ABD ücretler son 10 yılda 300-500 dolar artarken biz niye patinaj çekip yerimizde sayıyoruz, dersiniz. Hukukun üstün olmadığı, üstünlerin hukuk olduğu rejimler çok tuzludur. Halka daima pahalıya patlar. Gabar petrolü, Karadeniz doğal gazı da hukuksuzluğun ekonomiye maliyetini karşılamaya yetmez. İran, dünyanın ikinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahip. Hali ortada. Demokratik bir hukuk devleti olmak, bizim için petrol, doğal gaz zengini olmaya eşdeğer. Bizi fakirleştirme pahasına hukuku kim, ne uğruna çiğniyor peki?